Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne işlemiştik? Biz bitki biyolojisine başlamıştık. Bitkisel dokuların genel tablosunu görmüştük. Şimdi neye geçiyoruz peki? Meristem doku işledikten sonra tabii ki temel dokuya geçiyoruz. Peki isterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Malum vaktimiz önemli, değerli. Bir sürü ders çalışıyoruz. Hemen şöyle sayfayı değiştiriyorum ve temel dokuya geçiş yapıyorum. Arkadaşlar, temel doku. Nedir temel doku? Bitkinin bakın istisnasız tüm organlarında bulunur arkadaşlar temel doku. Ayrıca birazdan zaten çeşitlerine direkt olarak başlayacağız. Temel doku kaça ayrılıyordu? Üçe. Parenkima, kolenkima ve sklerenkima dokularından oluşuyordu. Şimdi gelelim biz ilk önce parenkima diyelim ve parenkimanın hücrelerini, özelliklerini anlatalım arkadaşlar. Şöyle bir diyorum. Parenkima doku. Parenkima doku. Nedir parenkimanın özellikleri? Arkadaşlar parenkimaya baktığımız zaman parenkimanın özellikleri şunlar. Şimdi bir kere bitkilerin tüm organlarında bulunur. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Bakın bitkilerin tüm organlarında parenkima bulunur. O zaman yazalım. Bitkilerin tüm organlarında bulunur. Tüm organlarında bulunur. Bir diğer özelliğine baktığımızda arkadaşlar bunların hücresel yapılarından bahsedelim birazcık. Hücresel yapılarına bakınca bunların hücreleri ince çeperli, daha sonra bol sitoplazmalı ve canlı hücrelerden oluşuyor arkadaşlar. Doku ve organların arasını dolduruyor. Aynı bizdeki bağ doku gibi. Bizdeki bağ dokunun karşılığı bitkilerde neymiş? Parenkima dokuymuş arkadaşlar. Bakın bağ dokunun karşılığıdır. Karşılığıdır. Dokuların arasını doldurur. Dokuların ve organların arasını doldurur. Hücrelerine baktığımız zaman dediğimiz gibi hücreleri canlıdır. İnce çeperlidir ve bol sitoplazmalıdır arkadaşlar. Hücreleri canlı. Hücreleri canlı. İnce çeperli. İnce çeperli, bol sitoplazmalıdır. Tabii ilerleyen zamanlarda hücreler yaşlandıkça ölüyorlar. Mesela ağaçların kabuk bölgesi de parenkima dokusundan oluşur arkadaşlar. Bu hücrelerin ölmesi sonucunda mesela kabuk bölgesini oluşturuyor. Zamanla canlılıklarını yitiriyorlar yani. Şimdi parenkima doku hücreleri genelde seyrektir arkadaşlar. Ve genç bitkilerde turgor basıncının etkisiyle direnç ve desteklik sağlıyor. Genç bitkilerde direnç ve desteklik sağlıyor. Arkadaşlar parenkima dokusu bakın kökte, gövdede bunların korteksinde vardır. Korteks işte bu kök gövdeyi anlattığım zaman söyleyeceğim. Bu arada bulunan bir yapıdır korteks. Bunların korteksinde bulunuyor. Yaprağın da mezofil tabakasında bulunuyor arkadaşlar. Bulunduğu yerlerde bitkinin yaşama şansını artırmak için özelleşmişlerdir. Yani bunun alt çeşitleri var. Bunlar bitkinin yaşama şansını artırmak için özelleşmiştir. O zaman hemen yazıyorum. Bakın şöyle diyorum. Kök ve gövdenin korteksinde yaprağın mezofil tabakasında bulunur. Mezofil tabakasında bulunur. Arkadaşlar şimdi gelelim çeşitlerine. Şöyle çeşitleri diyorum. Bakın çeşitlerini hepsini teker teker özelliklerini anlatacağım. İlk önce özümleme parenkimasından bahsedeceğim arkadaşlar. Özümleme parenkiması bir diğer ismiyle asimilasyon parenkimasıdır. Şöyle diyorum. Özümleme yani asimilasyon parenkiması. Adı üstünde bakın özümleme kelimesi geçiyor. Özümleme kelimesi geçiyorsa bunlar fotosentez yapıyor mudur, yapmıyor mudur? Tabii ki yapıyordur. Arkadaşlar, özümleme parenkiması bitkinin yaprağında ve genç gövdelerinde bulunuyor. Yani fotosentez yapan yerlerinde bulunuyor. Bitkilerde fotosentezi neresi yapar? Yapraklar yapar. Bir de genç gövdeler yani yeşil olan gövdeler yapar arkadaşlar. Dolayısıyla özümleme parenkiması da burada bulunuyor. O zaman yazalım. Bitkinin yaprağında ve genç gövdesinde bulunur. Genç gövdesinde
bulunur. Bunlar da dediğim gibi arkadaşlar kloroplast bulunduğu için ne yapıyor bu kloroplast sayesinde? İşte fotosentez yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla fotosentez yapan bir parenkimadır. Peki bitkide yaprak dedik ya, yaprağın neresinde bulunuyor? Yaprakta epidermis, iki tane epidermis arasında kalan bölgeye biz mezofil tabakası diyoruz. Mezofil tabakasında bulunan arkadaşlar yapı parenkimadır. Özümleme parenkimasıdır. Özümleme parenkiması bu mezofil tabakasında ikiye ayrılıyor. Sünger parenkiması ve palizat parenkiması. Her ikisinde de fotosentez var. Ama palizat parenkimasında daha yoğundur. Sünger parenkimasında biraz daha azdır diğerine göre. Peki neden öyle? Çünkü sünger parenkimasının hücreleri biraz daha seyrektir arkadaşlar. Adı üstte bakın sünger. Sünger deyince delikli bir yapı geliyor aklınıza. İşte o delikli yapılardan dolayı biraz daha hücreleri seyrek. Palizat parenkimasında ise hücreler sıktır ve daha fazla sayıdadırlar. Bu yüzden de palizat parenkimasında daha fazla fotosentez yapılır. O zaman şöyle yazalım. Şöyle diyelim. Yapraklarda mezofil tabakasında mezofil tabakasını oluşturur diyelim. Mezofil tabakasını oluşturur. Palizat parenkiması, palizat ve sünger parenkiması olarak ayrılır. Palizatta dediğim gibi yoğun fotosentez vardır arkadaşlar. Yoğun fotosentez. Süngerde ise daha az fotosentez vardır. O zaman şöyle diyelim. Kloroplast içerdikleri için fotosentez yapar. Fotosentez yapar. Evet, özümleme parenkiması ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Arkadaşlar, şimdi gelelim bir diğer parenkima çeşidine, yani iletim parenkimasına. Şöyle hemen kenara geçiyorum. Şuraya iletim parenkiması diyelim. İletim parenkiması. Evet, iletim parenkiması ne yapacak? Arkadaşlar, bakın parenkima çeşitlerinden fotosentez yapan tek çeşidi özümleme parenkimasıdır. Geriye kalanlar fotosentez yapmaz. Bunların bakın adı üstünde iletim yapacak. Nasıl yapacak? Özümleme parenkiması ile arkadaşlar iletim parenkiması arasında bulunuyor ve burada su ve besin alışverişine yardımcı oluyor. Kloroplast olmadığı için de bunlar fotosentez yapmıyor iletim parenkiması. Dolayısıyla özümleme parenkimasıyla iletim dokusunun arasında kalır, su ve besin alışverişine yardımcı olur diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Özümleme parenkimasıyla iletim doku arasında kalır ve su besin alışverişine yardımcı olur. Yardımcı olur dedik. Kloroplast olmadığı için arkadaşlar fotosentez yapamaz. Şunu da yazalım isterseniz. Kloroplast yoktur. Evet, iletim parenkiması ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim bir diğer parenkima çeşidimize. Havalandırma parenkiması. Havalandırma parenkiması. Bu ne işe yarayacak? Arkadaşlar, havalandırma parenkiması da bakın adı üstünde. Hepsi zaten görevleriyle ilgili şeyler isimlendirilmişler. Şimdi tamamen su içerisinde yaşayan bitkilerde arkadaşlar stoma bulunmuyor. Çünkü stoma, bakın stomanın görevinden bahsedeyim ben size. Epidermis'te anlatacağım stomayı ama burada da bir bahsedeyim. Stomanın görevi bitkilerde gaz alışverişini sağlamaktır. Dolayısıyla tamamen su altında yaşayan bitkilerde stoma bulunmadığı için arkadaşlar stoma görevini burada havalandırma parenkiması yapar. Bunların hücreler arasındaki boşluklarda depo edilen hava bitkinin gaz alışverişine yardımcı oluyor arkadaşlar. Özellikle bataklık bitkilerinde de bulunuyor. Su bitkilerinde de bol miktarda bulunuyor. Nerede? Kök ve gövdelerde bulunur. Unutmayın. O zaman şöyle yazalım. Tamamen su içinde yaşayan bitkilerde stoma bulunmaz.
stoma bulunmaz. Bu görevi havalandırma parenkiması yapar. Havalandırma parenkiması yapar. Ayrıca bataklık bitkilerinde de bulunur. Onu da yazalım. Bataklık bitkilerinde de bulunur. Evet, havalandırma parenkiması ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Şimdi gelelim son parenkima çeşidimiz, depo parenkiması. Depo parenkiması. Arkadaşlar, depo parenkimasının görevine baktığımızda bu da yine hani ismiyle münhasır. Şöyle, bitkilerin kök, gövde, tohum ve meyvelerinde bulunuyor arkadaşlar. Ve bunlar bitkinin çeşidine göre karbonhidrat, protein ve yağ depo ediyorlar. Ayrıca su da depo ediyorlar tabii ki. Mesela patateste nişasta depo ediyor amiloplast olarak. Daha sonra fasulyede protein depo ediyor arkadaşlar. Fındıkta da yağ depo ediyor. Yani bu şekilde bulunduğu bitkiye göre farklı farklı maddeleri depo ediyor. Mesela kaktüste de su depo ediyor. Hani öyle düşünebilirsiniz. O zaman yazalım. Bitkilerin kök, gövde, yaprak, pardon yaprak yok. Özür dilerim arkadaşlar. Yaprak yok, yanlış yazdım. Tohum ve meyvelerinde bulunur. Meyvelerinde bulunur. Bitkiye göre su, karbonhidrat, yağ ve protein depo eder. Protein depo eder. İşte bu kadar. Evet, parenkima doku ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Parenkima dokusunun çeşitlerine baktık. Özümleme, iletim, havalandırma ve depo parenkiması dedik. Görevlerini gördük. Şimdi gelelim bir diğer temel doku çeşidimize. Nedir bir diğer temel doku çeşidimiz? Kolenkima dokusu arkadaşlar. O da şöyle iki diyelim. Kolenkima yani pek doku. Pek doku. Bu arada hangilerinin hücresi canlı, hangilerinin hücresi cansız mutlaka bilin. Çünkü sorularda çıkabiliyor. Mesela aşağıdakilerden hangisi kolenkima ile ilgili doğru değildir? Veya işte sklerenkima ile ilgili doğru değildir? Orada hücre canlılıkları ile ilgili de seçenekler koyuyorlar arkadaşlar. Bunların da yine kolenkima hücrelerinin hücreleri canlıdır arkadaşlar. Kolenkima dokusunun hücreleri canlıdır. Peki nerede bulunuyor? Bitkinin genç kısımlarında bulunur. Neden genç kısımlarında? Bunlar bitkiye desteklik sağlayan dokulardır arkadaşlar. Dolayısıyla genç kısımlarında bulunuyor. Bitkinin genç kısımlarında bulunur. Bulunur dedik. Sonra gelelim bir diğer özelliğine. Bitkiye esneklik ve desteklik sağlar arkadaşlar. Şu var ya, durmadan böyle bulanıklaşıyor, sinir oluyorum. Ha, ne yapayım ki ben bunu, bu geçsin. Allah Allah, odaklanmasında sıkıntı var herhalde telefon. Evet, ne dedik? Bitkiye desteklik ve esneklik sağlar. Esneklik sağlar. Gelelim bir diğer özelliğine arkadaşlar. Şimdi bunlarda gerilme, esneme, kıvrılma gibi özellikleri var. Dolayısıyla böyle bitkinin o hani kolaylıkla gerilebilen, esneyebilen kısımlarında kolenkima dokusu yani pek dokusu bulunur. Hücrelerinin çeperlerinde peki ne vardır? Seliloz ve pektin. Nereden aklımızda tutacağız? Bakın kolenkimanın diğer adı ne? Pek. Pek doku. Çeperlerinde ne var? Pektin var. Seliloz zaten bulunmak zorunda. Seliloz haricinde bir de ne var? Pektin var arkadaşlar. Buradan aklınızda kalabilir. Hücre çeperlerinde seliloz ve bakın pektini büyük yazıyorum peki. Pektin bulunur. Evet. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar bunların hücre çeperlerinde seliloz ve pektin bulunur dedik ya, bunlar birikerek kalınlaşıyor. Eğer ki bu birikme köşelerdeyse biz buna köşe kolenkiması diyoruz.
Eğer ki karşılıklı çeperlerdeyse biz buna da levha kolenkiması diyoruz. Mesela örnek verelim, mürver ağacında levha kolenkiması var. Begonya'da işte asmada köşe kolenkiması bulunuyor arkadaşlar. Hani bunlar çok önemli değil ama yine de bilelim ne olduğunu. Zaten şekil olarak da birazdan göstereceğim. Bu birikme bakın. Birikme çeperin köşelerinde ise köşe kollenkiması, karşılıklı çeperlerde ise levha kollenkiması denir. Levha kollenkiması denir. Evet, bu şekilde kolenkima ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Şimdi şekil olarak da göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar ben çektim. Ay çizdim. Çektim demişim. Çizdim. Şimdi hemen bakalım köşe ve levha kolenkimasına. Bakın burada birincisinde pektin ve selüloz nereye birikmiş? Gördüğünüz gibi böyle köşelere birikmiş arkadaşlar. Biz buna köşe kolenkiması diyoruz. Köşe kolenkiması. Ama diğerine baktığımız zaman diğerinde arkadaşlar ne olmuş? Bakın böyle karşılıklı çeperler. Bakın şurasıyla şurası kalınlaşmış. Burasıyla burası kalınlaşmış. İşte biz buna ne diyoruz? Levha kolenkiması diyoruz. Levha kolenkiması. İkisine de isterseniz şöyle bir örnek yazayım, yine de bulunsun. Arkadaşlar mürver ağacında mesela levha kolenkiması var. Mürver ağacı. Daha sonra begonyada, asmada ne varmış? Köşe kolenkiması varmış. Begonya, asma. Bu şekilde örneklerini de verelim, en azından bulunsun. Şimdi gelelim kolenkimayı bitirdikten sonra artık son doku çeşidimiz olan sklerenkima dokusun arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. Sert doku diğer bir ismiyle 3 sklerenkima. Yani sert doku. Şimdi arkadaşlar, bunun hücreleri diğerlerinden farklı olarak ölü hücrelerdir. Şimdi biz parenkima yani parenkima ve kolenkima için ne dedik? Hücreleri canlıdır dedik ama sklerenkima için aynısını söyleyemeyeceğiz. Bunların hücreleri ölüdür arkadaşlar. Ama nasıl ölü? Bakın ilk oluştuklarında canlıdır, sonradan ölüyorlar arkadaşlar. Çeperler kalınlaştıkça madde alışverişi duruyor. Dolayısıyla hücreler ölüyor. Aynı şeyi de anlatacağım size. İletim parenkimasında odun borularını anlatacağım. Orada da aynı durum söz konusu. Çeper kalınlaştıkça madde iletimi duruyor. Ve böylece arkadaşlar hücre ölüyor. O zaman şöyle yazalım. Hücreleri ilk oluştuklarında canlıdır. Sonradan çeper kalınlaştıkça madde alışverişi durur ve hücre ölür. Arkadaşlar özellikle bunlar bu yüzden zaten dedik ölür diye, hücreleri cansızdır diyeceğiz. Genel olarak cansızdır diyeceksiniz. Daha sonra bitkilerin yaşlı kısımlarında bulunuyor arkadaşlar. Bunların da hücrelerinde, hücre çeperlerinde lignin ve selüloz birikiyor. Bakın pektini bildiğiniz zaman geriye ne kalıyor? Lignin. Lignin de nerede birikiyormuş? Sklerenkimada, yani sert dokuda birikiyormuş arkadaşlar. Ona göre aklınızda kalsın. O zaman şöyle diyelim. Bitkinin yaşlı kısımlarında bulunur. Hücre çeperlerinde selüloz ve lignin birikir. Zaten selülozu biliyoruz, mecburen bulunmak zorunda. Kolenkima yani pek dokuda pektin, bakın böyle çağrışım yaptım. Sert dokuda da ne var arkadaşlar? Lignin var. Evet, şimdi gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar bunlar da hücre çeşitleri vardır. Nedir bu hücreler? Lif hücreleri ve taş hücreleri vardır. Lif ve taş hücreleri vardır. Taş hücreleri
vardır. Bakın bu sadece birikim şekli. Köşe kolenkiması, levha kolenkiması. Bu bir hücre çeşidi değil. Ama sklerenkimada arkadaşlar lif ve taş hücreleri olarak iki çeşit hücre vardır. Bunların bulundukları yerleri yazayım. Daha sonra da şekil olarak göstereceğim arkadaşlar size. Mesela lif hücrelerinden bahsedelim. Lif hücreleri özellikle giysi kıyafet yapımında kullanılır. O yüzden keten, kenevir, sarımsak. Mesela keten ve kenevirde bol miktarda vardır arkadaşlar. Lif hücreleri. Sarımsak da bulunur. Taş hücrelerine geldiğimiz zaman ise mesela ayva, armut, daha sonra fındık, ceviz. Bunlarda da arkadaşlar taş hücreleri bulunuyor. Hani bu ayva yediğimiz zaman böyle ağzımıza sert böyle taş gibi bir şeyler geliyor. İşte onlar nedir? Taş hücreleridir. Mesela sarımsağın o kabuğunu soyunca hani böyle üstünde böyle çizgi çizgi şeyler görürsünüz arkadaşlar. Onlar da nedir aslında? Lif hücreleridir. Evet. Şimdi gelelim bunların da şeklini çizeyim. Şekil olarak göstereyim. Daha sonra videomuzu bitirelim. Arkadaşlar çizdim şöyle. Bakın şunlar nedir? Taş hücreleridir. Taş hücreleri. Bunlar da nedir? Lif hücreleridir. Lifler. Bu lifler özellikle dokumacılıkta kullanılır. Bir de şunu da söyleyeyim. Bitkiye desteklik sağlar arkadaşlar. Taş hücreleri ve lif hücreleri. Daha doğrusu sklerenkima dokusu bitkiye desteklik sağlar. Evet bu şekilde böylece bu videonun da sonuna geldik. Bu dokumuzu da anlattık. Bir sonraki videoda arkadaşlar kısilemden, flüemden yani iletim dokusundan, daha sonra da örtü dokusundan bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.